Ha, Çok. şimdi çok önemli bir yere geldik. Hem de sizin Evet. mesleğinizle de tamamen alakalı. Bu Türk arkeolojisi sorunu, bu gerçekten başta TİKA ve üniversitelerimiz olmak üzere Türk toplumuna buradan çok çıkartılacak ders var. Buyurun, ben sizin sözünüzü kesmiş olmayayım. Buyurun. Evet, güzel giriş yaptınız. Burada görmüş olduğunuz şey Tuva Cumhuriyeti'nde Turan iline bağlı Arjan Köyü yakınları ve bu Arjan 2 kurganı. Orada 3 tane büyük kurgan çıktı. O bölgede kurganlar hala kazılıyor. Avrupalı arkeologlar, üniversiteler Rus üniversiteleriyle birlikte bu bölgelerde kazı yürütüyorlar. Her gittiğim gezilerde de bu kazı alanlarına gidiyorum. Evet. Bazılarına bizi sokmuyorlar, bazılarına girebiliyoruz. Buraya girdik, burası çok önemli bir alandı. Çünkü buradan 80 metre çapında bir kurgan, yan taraftaki o kurganın üstünden alınan topraklar. Asıl kurgan daire olan. Onun tepesine de bir taş yığmışlar, obo taş yapmışlar. Benim yaylamda da hala obo taşım var. Evet, onlar da obo taş, toprak yığmışlar yan tarafı. Onun üstünde de sivri küçücük görünüyor obo taş. Asıl mezarın çıktığı yer orası. Evet. Evet, bu mezar soyguncuları bu mezarı soyamıyorlar çünkü mezar odasını biraz yan tarafa yaptıkları için ve ana mezar odasında burada 21 kilo altın çıkıyor. Bu nedenle dünya arkeolojisi gözünü oraya dikiyor. Evet, burası bir İskit, yani Saka Türklerine ait bir mezar. Mezar böyle bir sürü odadan oluşuyor. Ana mezarda bir şey çıkmayınca diğer tarafta çıkıyor. Şimdi 90 küsür de at kurban edilmiş bu mezara. Çünkü ölen kişi çok büyük bir kişi. Onun bir Türk Hakanı olduğuna hükmedebiliriz. Ama gelin görün ki ne yazık ki orada hiç kimse bunlara Türk demiyor. Evet, Tagar kültürü, Taştik kültürü, Karasuk kültürü falan diyorlar. Onlar da bizim kültürlerimiz ama Türk adı bir türlü geçmiyor. Bu mezarları açan insanların raporlarını da inceledim. Oralarda da kesinlikle bir kere olsun Türk lafı geçmiyor. Ve o bölgede yaşayan insanlar da buna Türk demiyorlar. Evet, Arjan Kurganı böyle. Aynı bahsettiğim gibi bakın, hemen adak yeri olmuş, bezler bağlanmış. Karşıdaki toprak yığmanın da oraya gene obo taş yapılmış. Evet, burası da burada diyor işte Dolina Saray, yani Çarlar Vadisi, yani Kaanlar Vadisi olarak adlandırılmış. Çok kurgan var çünkü orada. Ve bulunan altınlar da üzerlerinde görünüyor resimlerin. Bu müzede sergileniyor. İşte Nasyonal Müzey Respublika Tuva. Tuva'nın ulusal müzesi. O 21 kilo altın da burada hazine odasında sergileniyor. Önceki yıl gittiğimde bir yalvarmadığım kalmıştı. Bana göstermediler. O şeylerin olduğu yeri, hazine odasını göstermediler ama bir yıl sonra artık akıllanmıştım ve dergiden Magma dergisine yazı götürdüğüm zaman açıldı. Ancak 8 fotoğraf çekmeme izin verildi. Ben biraz 20 tane falan çektim. Evet, kıyafetler bunlar. Kıyafetlerin üstündeki altın işlemeler, kamaların, bıçakların kabzaları, şapkalarda, kolyelerde falan hep bu altınları görüyoruz. Asya'nın kuyumcularıdır Saka Türkleri ya da Yunancası İskitler. Bunlar da altın süslemeleri. At başı değil mi ilerideki? Evet, ilerideki de at başı, iki kulağının ortasına konulan at başlığı altından. Bu da 2 kilo ağırlığında kolye. Orada mezarda 3 kişi bulunuyor Arjan Kurganı'nda. 2 kadın, bir erkek. Kadınlardan biri adamla aynı ırktan fakat diğeri farklı bir ırktan. Onu araştırdıklarını söylemişti oradaki kazı başkanı bana. Bu da yine bir kolye. Kadınlardan birinde çıkıyor. Bu da gene 1,5 kilo falan ağırlığında büyük bir kolye. Elbiselerindeki süslemeler, broşlar vesaireler, künyeler. Milattan önce 7 ya da 8. yüzyıldı. Bu da küçük bir kadeh. Bu da altın kabzalı bir kadeh. Ağaçtan yontulmuş. Bir de orada arkeolojik veriler çok iyi korunuyor. Çünkü permafrost dediğimiz buzul tabaka var. Yerin yarım metre aşağısı buz. Yazın bile erimiyor. Hep buzda kalıyor Evet, şeyler. bu kımız kepçesi de olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani o bölgede zaten kımızdan başka da pek bir şey içeceklerini sanmıyorum. Üzüm bağları falan olacak bir iklim yok orada. Evet, bu bir küpe. Zinciri aşağı doğru sarkan. Bence günümüzde bile takılabilecek çok güzel bir küpe yani. Evet, bu da elbiselerin üzerine çıkan altın işlemeler. Minicik minicik, böyle yarım santimetre kare büyüklüğünde küçücük hayvan motifleri.
elbiseleri bu şekilde süslemişler altınlarla. Bunlar bizim atalarımızın el işçilikleri işte. Yani buradan başka bir sonuca da varabiliriz. İşte göçebeler kültür doğuramaz, göçebeler kültürsüzdür gibi bir tanımlama var. Peki bunları kim doğurdu o zaman diye sormak gerekiyor. Ayrıyeten göçebelerin doğurduğu kültür de farklı bir kültürdür. Dünyanın en dayanıklı yaşam sürdürebilen, en kötü şartlarda yaşam sürdürebilen bir kültür yaratmışlardır. Kültür yaratmak demek illaki binalar yapmak demek değil yani. Bin yıl sonra kazı yapılsa fast foodları kültür diye mi göstereceğiz binaları? Yani kültür dediğimiz şey farklı bir şeydir. Göçebelerin de kültür doğurduklarının, onların istediği şekilde kültür doğurduklarının işte en büyük göstergeleri bu kurganlarda bugün çıkıyor. Tarihin önünde, arkeoloji verilerinin önünde diz çökmeye mahkumlar. Evet. Biraz önceki evet, figürler daha büyüdü. Hı-hı. Çekti. Tabii biraz daha yakın. Bunlar saf altın bir de. Şimdiki gibi bakır karışımı falan yok. Evet, o üç kişi. Evet, mezardan üç kişi bunlar. İki bayan, bir erkek. Bu şekilde çıkıyorlar, evet. O sivri başlık da zaten Saka başlığı olarak biliniyor. Biliyorsunuz Tomris Hatun da filmini ben izleyemedim. Gelmedi Bodrum'a ya da Muğla'ya. İskitlerin yani Sakaların sivri başlığıdır. Bu atın başlığı az önce görmüştük. Bu da altından. Evet. Saf altın. Burası Altay Cumhuriyeti'nde karakol bölgesi. Büyük kurganın küçük kurgana bakan yerinde mavi elbiseli biri var. Mesela insan, küçük bir insan. Hani kurganların büyüklüğünü görebilirsiniz. Bu kurganlara gittiğimiz zaman biz üzerlerine yatıyoruz bu kurganların, evet. Ve düşünüyoruz tarihimizi. Ben mesela orada yapılan yul törenini düşünüyorum. İnsanlar taş taşıyorlar, ağlaşanlar, sızlaşanlar, kanlı gözyaşı akıtmak geleneği var Türklerde. Herkes yüzlerini, gözlerinin üstünü ve yanaklarını çizerek gözyaşlarına kan karıştırıyorlar. Yani kanlı gözyaşı akıttıkları o cenaze törenlerini hayal edebiliyorum. Türkler mesela ölülerini rastgele her yere gömmezler. Kutsal saydıkları yerlere gömerler. Aylarca ölülerini taşıyıp Altın Dağlara, yani Altay Dağları dediğimiz yerlere, mitolojide Altın Dağlar diye de geçiyor orası. Altın Dağlara götürerek gömdüklerini biliyoruz. Çünkü bir de bu kurganların baktığımız zaman büyüklüklerine göre bunlar sıradan insanlar için yapılmış kurganlar değil. Evet. Buralarda da birçok şey çıktı ama altın çıkmayınca etnografik malzemeler çıkıyor. Altın çıkmayınca dünya arkeolojisi pek ilgisini çekmiyor ama bunlar bizim için çok değerli şeyler. Az önce bahsettim, bir Açak'ı görmüştük. O en soldaki tepesi konik şeklinde olan evin önündeki Açak'ıydı o. İki de atlı kız gidiyordu. Burası Pazarlık Vadisi. Kurganları görüyorsunuz. Evlerin içinde bile kurgan var. Üç tane. Biri ağacın dibinde, ikisi de beri yanında. Dört ev var, üç kurgan var orada. Altay Türkleri atalarımızın mezarlarıyla baş başa yaşıyorlar hala orada. İleriye doğru gittikçe zaten mezarlar irili ufaklı çoğalacak. Yerimizde de var şu an görmediğimiz yerlerde. Bunlar bizim tarihimiz. Bunların sahip çıkılması gerekiyor. Yine Pazarlık Vadisi'nde o fotoğraftan biraz daha ileride, biraz daha doğuda bir fotoğraf. Arkadaşlarımız orada dinleniyorlar ve bir kurganın yanında dizili sıra sıra taşlar var. İşte onlara balbal diyoruz. Orada 47 tane balbal var. Doğuya doğru dizilmiş. Evet. Doğuya doğru dizilmiş. Balballar mezarın etrafına daire yapılmıyor. Doğuya doğru çiziliyor. Sadece öldürdüğü düşman için değil, sevenleri de balbal dikebiliyorlar. Evet. Zaten ben bu öldürdüklerini için balbal dikmeyi hiç anlamlı bulmuyorum. Sevdiğim olabilir, aile olabilir ama o görüş tabii herkes istediği gibi düşünmekte serbest. Tabii. Evet, bu da Uyuk Prensesi. Bence Türk tarihinin en büyük ortak değerlerinden biri olmalı. Milattan önce 3-4. Yüzyıllara tarihleniyor. Ukok Platosu'nda bulundu. Bu yüzden Ukok Prensesi olarak biliniyor. Prensesin mumyası Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Gornaltay'da müzede sergilenirken mumya bozulmaya başlıyor. Demin bahsettiğim permafrost, buzul tabakada hiçbir şey olmuyor. Dövmeleri bile, eti bile çürümemiş. Günümüze kadar gelmiş prenses. Prenses olduğu da bilinmiyor da 22-23 yaşında genç bir kız olduğu için öyle diyorlar. Tabii iki tane at kurban edilmiş, bir tane de insan kurban edilmiş mezarında. O da var, görüyorsunuz şeyde, burada replikasını yapmışlar. Bu prenses tabii çürüdüğü için Hermitage Müzesi'ne götürülüyor, St. Petersburg'a. Tabii oradaki müzeye gidiyor, en iyi müze orası olduğu için Rusya'da korumak istiyorlar böyle değerli bir arkeolojik veriyi.
Ama Altay'da birkaç kere deprem oluyor. Hakasya'da da deprem oluyor. Ve Altaylı Türkler diyor ki Tanrı bize kızdı. Bizim prensesimizi götürdüğünüz için prensesimizi geri verin diyorlar. Ve tabii Moskova gerekli yazışmaları yaparak Gornaltay'daki müzedeki o mekanı iyice düzenleyip prensesi tekrar geri getiriyorlar. Ve şu an prenses yerinde huzurlu bir şekilde uyuyor ata toprağında. Biz de o ata toprağını gördüğümüz zaman biz de çok huzurlu oluyoruz. Hakasya'da da deprem oluyor ve Hakasya'da da aynı şey diyorlar. İşte Altay'daki prensesi oraya götürdükleri için deprem oldu diyorlar. Orada da aynı inanış var. Burası da Tunluk Kurganı, Arcan 1 Kurganı. Tabii Arcan 2 ve Arcan 3 sonradan kazılmış, Arcan 0 kazılmış, Arcan 1 Kurganı adını vermemişler. Buraya Arcan 1 veriyorlar şimdi. İlginç bir adlandırma. Aynı zamanda da Tunluk Kurganı. Az önce bahsettiğim Arcan 2 Kurganı ile buranın arası 11 kilometre. Yine Uyuk Vadisi. Deminki mezar 21 kilo altın çıkan kurgan 80 metre çapındaydı. Bu kurgan 140 metre çapında. Neredeyse iki misli. Burada kazıları başlatan internetten bunu tespit ederek kazıları başlatan da Gino Gaspari adında 32 yaşında İsviçreli bir arkeolog, doktoralı bir arkeolog. Mezarın yukarıdan görünüşünü görüyoruz. İşte kenarından kazmaya başlıyorlar. Çünkü atalar kültü dedik ya, ölüler kültü bizim için önemlidir. Değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz bir insanın ruhu bizim için önemlidir. Önemli bir kişi gömüldüğü zaman onun etrafı mezarlık halini alıyor. İnsanlar onun çevresine gömülmek istiyor. Ve etrafın kazılmasının nedeni bu. Önce kenardan başlıyorlar, ne bulacağız diye bakarak gidiyorlar. Daha sonra kurgana yavaş yavaş giriyorlar. Kazmayı pat diye kurganın ortasına vurmuyorlar. Ne varmış mezar odasında diyerek. Bu da bataklığın arasında kaldığı için bu mezarı, bu kurganı kimse soyamamış. O yüzden burada ne çıkacak diye çok büyük merak içinde bekliyor arkeologlar. Evet. Bakın yavaş yavaş kurganın ana mezar odasına doğru üçgen şeklinde ilerliyorlar. Burada arkeolojik olarak da bir kurgan nasıl kazılırmış onu şematik olarak görüyoruz. Dışarıdan başlayıp içeriye bir kesitle giriliyor. Evet. Tabii çok zor bir alan. Evet, yanım değil mi? Efendim? 32 yaşındaki İsviçreli bu. Evet, bu sarışın genç 32 yaşında İsviçreli Gino Gaspari. Hatta o böyle oralardan hala paylaşımlarda bulunuyor. Instagram'da falan eklesin izleyenler. Yani bilgimizle birikimimizle onlara bir şeyler anlatalım. Yani saldırganlık kesinlikle yapmayalım. O bizi alçaltır, yüceltmez. Varsa bildiğimiz şeyler ona söyleyelim. Ben çünkü hala yazıyorum ona bazı şeyler ve şey yapmıyor. Böyle düzgün cevaplar alabiliyorum. Yanındaki bayan da kazı koordinatörü. Bütün kazıyı o koordine ediyor. 200 tane kazıda çalışan arkeolog var. 3 tane doktorları var, hemşireleri var. Tam bir kompleks köy kurmuşlar oraya. Ama kazı çok zor. Sivrisineklerin 30'u 40'ı birden ısırıyor. Vurunca da gitmiyor. Hani illa eliniz değecek de öyle gidiyorlar. Kocaman kocaman sivrisinekler. Bataklık. Onlar alışmışlar. Bataklık zaten ve her taraf su motoru dolu. Kazı alanlarını boşaltıyorlar. Yağmur yağıyor, tekrar doluyor. Bir daha boşaltıyorlar. Tekrar doluyor. Bir daha, yani çileli bir kazı var orada aslında. Bakalım. Ama o insanları çok mutlu gördüm. Şu anda da röportaj yapıyoruz. Geçen yıl Şubat ayında Magma dergisinde onunla röportajım yayımlandı. Evet. Tabii ona bazı sorular da sordum. Özellikle buradan çıkanlar kimdir dedim. Kafataslarını görebilir miyim dedim. Yani hiç sıkıntı yapmadı. Gittik kafataslarını gördük. Kafatasları uzun değildi, yuvarlaktı. Yani bizim kafalarımıza benziyordu. İşte dedim ki hani İskitler M.Ö. 9. yüzyıl İskitler Türk mü değil mi, siz ne düşünüyorsunuz dedim. Bütün dünya milletleri dedi İskitler büyük bir kültür olduğu için onları kendi ataları olarak görmek ister, siz de onlardan birisiniz dedi bana. Tabi bu benim pek hoşuma gitmedi ama dedim bakın burası Uyuk Vadisi ve Uyuk Vadisi'nde biz onlarca yazıt bulduk. Bu yazıtlardan 3 tanesi çok önemli, bir tanesi de Uyuk Turan yazıtı. Bu yazıtlarda kullanılan bir tek dil var, Türkçe. Bu vadide bir tek dil kullanılmış, Türkçe. Neden başka bir dil yok? Sosça, Sanskritçe, böyle bir dil yok. Neden sadece Türkçe var? Ona verdiği cevap da ilginçti. Ben yazıtlar konusunda uzman değilim dedi yani. Yani şimdi ben sorduğum soru bu değildi aslında. Yani Türk olmalarıyla ilgili büyük bir sebep vardı. Şimdi mezar alanında mesela güneş tekerleği çıktı. Taş Baba çıktı. Mezarın içinden bunlar da çıktı. Evet. Biraz sonra göstereceğiz. Evet.
Yani onlar da çıktı, hala Türk değil demeye ısrarla devam ettiler ama birazcık geri adım attırdım, daha sonra devam edebiliriz. Evet, çadır deli gibi bir yağmur yağıyor ve çadıra sokulduk ve kemikleri inceliyoruz. Evet, mezarda çıkan güneş tekerleğe bakın. Bu Türklerin atmış olduğu bir imzadır. Tamam, hadi Meksika'ya bir şey demiyorum, Amerika'ya bir şey demiyorum ama Asya coğrafyasında Türklerin atmış olduğu bir imzadır bu. Kendi bakın, Tunluk 1. Instagram'da bunu da takip edebilir izleyenlerimiz. Tunluk 1. O Instagram sayfalarından aldığım bir yer. Evet, ben röportaj yaptığımda 50 iskelet bulundu falan demişti. Daha sonra düzeltmeye gönderdiğim zaman 100 iskelet diye düzeltmiş. Çünkü artmış sayı. Kazı devam ediyor çünkü. Burada bir de ben ona işte İskitler Türk mü değil mi deyince, hayır Türk değil bahsetmiştim. Hani Türk değil demişti ama daha sonra onun üzerini çizerek, evet İskitlerle Türkler arasında birçok kültürel benzerlikler vardır. Yaşam tarzları vesaire benzerlikler vardır diye düzeltmiş. Gene bize doğru biraz gelmiş. Çünkü onları bizim bilgimizle sıkıştırmamız gerekiyor. Yani bilmeden bana orada şey de demişti. Politikacı gibi sorular soruyorsun demişti bana. Ama dedim bilmek istiyorum. Bizim için dedi o milletin ne olduğunun bir önemi yok. Mezardan ne çıkacak? Mezardan çıkacak şey önemli. Tamam, mezardan çıkacak şey önemli de. Yani bir Yunan mezarını kazdığınız zaman, Anadolu'nun bir köyünde mezarı kazdık. İçinde gözlerinin üstünde para olan, iki tane gözünün üstünde para olan bir mezar çıktı. Biz buna Yunan demeyecek miyiz? Çünkü Styx nehrini geçerken orada cehennemin korumasına, işte oradaki nöbetçiye Yunanlılar rüşvet vererek cennete giriyorlar. O gözlerindeki para o. Şimdi Yunan demeden bu hikayeyi nasıl anlatacağız? Oradaki insanlara da Türk dediğiniz zaman hikaye daha da genişler. Yani Türk demek zorundasınız Türkse eğer. Ki o bölgeye hiç göç almadı. Tarihten bu yana hep Türkler yaşadı orada. Tutup Anglo-Saksonlar oraya hiçbir zaman yerleşmedi. Ruslar dediğimiz millet daha dünün çocuğu, dünün bebesi. Onlar zaten Kiev coğrafyasının insanları. O coğrafyanın insanları değil. Bir Çinliler var. Çinliler de dünya var olduğu olalı coğrafyalarında yaşıyorlar. Hiçbir yere göç etmediler. Yani o bölge göç de almadı. Bu neyin çabası? Bu neyin inkarı? Ha, burada iş bize düşüyor. Evet, çok doğru. Biz kendi kazılarımızı yapmazsak, başka birilerinin insafına bırakırsak olacak olanlar budur. Şimdi oradaki insanların yazmış olduğu tezler, kitaplar, makaleler tüm dünya arkeoloji arenasında kabul görecek. Çünkü antitezi yok. Tabii. Bizim orada bir an önce kazılara başlamamız lazım. Ya da bu kazılara giderek katılmamız gerekiyor bilim adamı sıfatıyla. Bunu yapmadığımız zaman yarın çok geç olacak. Onları bir de geri almaya uğraşacağız. Çok doğru. Evet, kazı kompleksine zaman zaman şamanlar da geliyor, ziyaret ediyor, davet ediyorlar ve orada şamanlar törenlerini de yapıyorlar. Ve Tunluk kurganlarındayız. Uyuk Vadisi, Evet. Tuva Cumhuriyeti'nin Turan ili. Kazı fotoğrafları, bunları hızlı hızlı geçebiliriz hocam. Ama işte dediğiniz gibi 300 arkeolog dediğiniz çalışıyor. Kızlı erkekli. Arkadaki araçlar da paletli. Yağmur yağdığı zaman tekerlekli araçlar geçmiyor. Evet, Ruslar geldi. İlerleyebiliriz. Tabii ki burası yani Rus toprağı ama yani İsviçre'den gelip Türkiye'den bizim kendi arkeologlarımızın veya bilim insanlarımızın olmaması tek kelimeyle yazık. Evet, Devam edelim. kazılar sürüyor. Sivrisineklerin içinde bataklıklarda. Zaten Sibirya biliyorsunuz. Sibirya adı bile hani galiba Moğolca'daydı. Yani bataklık anlamına geliyor Sibir adı. Sibirya'nın adının da oradan geldiği. Sonuçta Moğolca'da bir Altay dillerinden bir tanesi. Evet. Rusça bir isim olmadığı ortada. Evet, Gino Gaspari gene orada kazıyı yönetiyor. Görüyorsunuz. Bir de söylemekte zarar yok bence. Bizim büyük firmalarımız da duysun diye istiyorum. 32 yaşında doktoralı İsviçreli bir arkeoloğa Rolex gibi büyük bir dünya firması sponsor olabiliyorsa Türkiye'deki koca koca hocalara birçok firmanın sponsor olması gerekiyor bence. Evet. Yani Evet, şu zenginlerimizin motorlar. milli projelere destek vermesi gerekiyor. Eğer Tabii millilerse. kesinlikle. Tabii kesinlikle ve bunu bizim yapmamız gerekiyor. Değilse Evet. atalarımızı da çalacaklar bizden. Tabii. Dediğiniz gibi devamlı bataklıklardan su çekilmesini görüyoruz. Evet. Yani benim tahminim burada 100 değil, çok daha fazla iskelet bulunacak.
Evet. Çünkü evet. Sadece bir cepheden giriyorlar. Orada 100 tane bulunuyor. Bütün cepheleri açsalar, evet. Bir de doğu tarafını açıyorlar farkındaysanız. Evet. Olasılıkla sadece doğu tarafına gömülüyorlar. Olabilir. Diğer kurganlarda da öyle. Hep doğu tarafını kazıyorlar. Evet. Bunlarda yaş tayini yapılmış mı bu kemiklerde? Tabii milattan önce 9. yüzyıla tarihleniyor. Burada bir de bu ölülerin kurganın doğusuna gömülmesi bile burasının bir Türk mezarı olduğunu. Çünkü eski Türk diniyle ilgili bir şey bu. Evet. Evet. Güneşin doğduğu yer. Tabii doğuya doğru gömülüyorlar yani. Hatta şeyi de sormuştum, ölüleri nereye bakıyor yönü, ölülerin yönü nereye dönük diye sormuştum. Karışık dedi, öyle bir baktıkları yönde yok dedi. Benim gördüklerim de karışık gibiydi ama ne bileyim yani biraz da bozuk gibiydi. Bir de bakın mezardan çıkan taş baba. Evet. Tunluk bir yazıyor bakın, Instagram'da takip edebilir arkadaşlar. Evet. Hatta bu gibi resmi kazı yerlerini sosyal medyada takip edersek, en azından onların böyle fazladan böyle gelişi güzel sallamalarına engel olabiliriz. Ama bilgimizle bilmiyorsak susmamız daha önemli bence. Tabii. Evet işte bataklığa dönüştüğü için normal tekerlekli arabalar işlemiyor pek. Evet. Evet, Julia Capinus. Evet, antropolog. Ama işte antropolog ama işte brachycephal mi, dolichycephal mi bunlar dedim. Anlamadı. Ya, sefalik incelemeleri yaptınız mı dedim. Gene anlamadı. Sonra bir şey dedi, ben de hatırlamıyorum. Brachycephal mi dedi, dolichycephal mi? Hani baktım ben sıkıştırınca kafadan salladı bir tane yani. Evet. Şey değildi öyle bir. Tatmin olmadım verdiği cevaba. Bu onların kamp yeri galiba. Evet. Onların kamp alanı burası. Çadırlarda yaşıyorlar. Duşları, tuvaletleri, yemekhaneleri, kahve molaları, yemek molaları, her şeyleri var. Evet, Akdoğrak. Tuva da ak toprak demek. İlginç bir yerdi. Yani orada çok tuhaf şeyler yaşadım. Tarihle vesaireyle ilgili şeyler değil. Ama evet. İlginçti. Bu binanın en üst katı komünizmden kalan binalar bunlar. Evet, Monguşken'in Lobsan. Tuva Cumhuriyeti'nde kamlık inancını yeniden dirilten adam olarak biliniyor. Profesör doktor kendisi. 98 yaşında şu anda, 2 yıl önceye ait fotoğraf. Onunla da bir röportaj yaptık. Röportajımızı hala yayınlamadık. Onu da yayınlayacağız bir ara ama fırsat bulursak. Tuva Cumhuriyeti'nde yeniden şamanizmi ayağa kaldıran bir kişidir kendisi. Tabii 80'li yıllardan sonra tüm Türk dünyasında Asli Türk inancına büyük bir dönüş var. Buna Türkiye Cumhuriyeti de dahil. Altay Cumhuriyeti de dahil. Hristiyanlaşmış Altayların büyük bir çoğunluğu 80'den sonra atalarının dinine geri döndüler. Tuva'da da bu var. Lamaizm'den büyük bir geçiş var şu an Gök Tanrı inancına. Bunu Türkiye'de de gözlemleyebiliyoruz sosyal medya paylaşımlarından. Evet, onunla röportaj yapıyoruz ama ona artık çok az görüyor, kulakları çok az işitiyor. Zor bela sorabildik sorularımızı. İşte Tuvalılar kimdir dedim. Net cevap veriyor. Tuvalılar Türktür diyor. Hatta kim bunlar diye sordu kızına. Yanımızda oturan kızı Türkiye'den gelmişler gazeteciler. Seninle konuşmak istiyorlar dedi. Türkiye'den mi deyip benim ellerime sarıldı. Böyle ellerimi öpmek istedi falan, ağladı. Ya biz de ağladık. Yani bu Türk kardeşliği bambaşka bir şey o coğrafyalarda. Biz zaten bu duygularla gidiyoruz. Duygularımıza karşılık bulunca gerçekten duygulanıyoruz yani. Evet. Burada beni tedavi eden şamana ellerini öpmek istediğimi söyledim. Neden öpeceksin elimi dedi. Bizde dedim büyüklerin eli öpülür. Tamam o zaman dedi. İki elini uzattı. İki elini öperken arkadaş da fotoğraf çekmiş ama o da eğilmiş farkındaysanız. Bu çünkü kamlık inancının, Türklerin asli inancının bir göstergesidir. Ruhbanlık yok. Hiç kimse hiç kimseden üstün değil. Sen benim önümde eğilemezsin. Sen eğiliyorsan ben de senin önünde eğiliyorum demektir bu. Kafalarımız birbirine değiyor. Değmese daha da eğilecek belki. Ruhbanlık sınıfı yok. Hocam seni şöyle baş köşeye alalım. Yok onlarda. Evet. Onlarda demeyelim. Bizde yok aslında o. Evet, Hakasya'da Askiz'de bir kutsal alan. Burada törenlerini yapıyorlar. Tabii bunlar ağaç kültüyle alakalı totemler onlar. Kutsal yer. Orada ateşlerini yakıp törenlerini yapıyorlar. Krasnoyarsk'tan Hakasya'ya geçiyoruz. Kuzeyden güneye iniyoruz. Hakasya'nın girişi. Evet. Dobro Pajalavat. Hoş geldiniz diyoruzça. Evet, burası da Hakasya'dan Tuva'ya geçerken karşılıklı iki tane tak var. Burada
Hakasya Cumhuriyeti yazıyor. Karşısında da Tuva Cumhuriyeti yazıyor. Yani burası tam sınır noktası. İki Türk devletinin, iki gök tanrıya inanan Türk devletinin sınır noktasıdır. Yüksek bir tepe olduğu için kutsal yer burası. Kutsanmış. Tam o tabelanın karşısı bu. Kutsandığı için de her yerde obo taşlar var. Obo taşlara geçirilmiş direkler var. Direklere bağlanmış bezler var. Küçük küçük yedi taşı üst üste dikerek dileklenmiş taşlar var. Yüksek yer olduğu için kutlu. Evet, burası da 1877'de Eczacı bir Rus tarafından kurulmuş olan müze. Bu müze Türk yazılı taşları, böyle işte yani Yenisey yazıtlarının, belki de en çok Yenisey yazıtının bulunduğu müze burasıdır. Onlarca dikili taş var bu müzenin içerisinde. Türk tarihi açısından ilk üçe giren müzelerden biri bu. Biri Hakasya, biri de Altay'daki müze. Şey, Hakasya dediğim, burası da Hakasya. Burası Minusinsk. Minusinsk'in adı da Bengisu'dan geliyor. Bengü'ye onlar Minü diyor. Sinsk'te suyu Sinsk yapmışlar. Minisu. Yani Bengisu'yu Minusinsk yapmışlar. Rusça bir isim gibi. Ağaca bez bağlama devam ediyor. Askiz. Burası da Minusinsk'ten sonra artık Tuva'ya doğru başka bir yoldan gidiyoruz. Akdoğru'a doğru gidiyoruz. Bir taş baba. Önünde kadehi gördük. Demin Bodrum Yaren Dağı'nda görmüştük. Bir bardak. Birkaç tabak. Burada da tabakları ve kadehi görüyoruz. Aynı kültürü biz yaşatıyoruz yani. Biz kendimize bu yüzden Türk diyoruz. Evet. Yenisey Nehri'nin başladığı yer. Bence Türkler için en kutlu yerlerden birisi. Akkem ve Uluğkem. Kem Hakas Tuva Türkçesinde ırmak demek. Akkem ve Uluğkem, Ak ırmak ve Ulu ırmak birleşiyorlar ve Enesay, yani anne taş demek Enesay'da. Ruslar Yenisey demişler. Enesay nehrini oluşturuyor. Bu nehir bizim için çok önemli. Çünkü onun havzasında biz onlarca devlet kurduk. Kan döktük, kendi kanımızı döktük, bizim kanımız döküldü. Büyük savaşlar yaşadık, büyük medeniyetler kurduk bu ırmağın havzasında. Burası da başlangıç yeri. Burası Kızıl, Tuva'nın başkenti. Akkem, Yenisey'in birleşimi hemen karşı tepenin altı, oradan başlıyordu, biraz daha aşağıdan çekmiş fotoğraf ve burada da kutsal böyle değişik bir şey yapmışlar. 12 hayvan figürleri var havuzun etrafında. Burası Asya'nın kuzeyden güneye, doğudan batıya çizgi çektiğiniz zaman bu iki çizginin birleştiği yermiş. Bu gerçekmiş de, yani hikaye değil. Burada birleşiyormuş. Burası da zaten Asya'nın merkezi anıtı. O yukarıya doğru uzayıp giden Tunluk Kurganı'ndaki kadınlardan birinin başında bulunan saç tokası. Ucunda da geyik var. O geyiği de görerek şimdi. Bu değil mi? Evet. Evet, bu. Bu bir saç tokasını oraya yapmışlar. Çok iyi işler çıkarıyorlar. Yani bir de şu an Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Şoygu Tuvalı. Türk aslında, yani Genelkurmay Başkanı. Bir Türk. Orada okuduğu okulu vesaireyi de görmüştük. Ve hiçbir yerde görmediğimiz kadar Tuva Cumhuriyeti'nde yapılaşma var. Yollar hep kötü Sibirya'da ama Tuva'nın yollarında büyük çalışmalar var. Şoygu sayesinde diye söylemişlerdi. Evet. Bu anıtlar da onun sayesinde yapılmış olabilir. Madem Yenisey'in doğduğu yer, önümüzdeki dönemlerde de Türk dünyasının doğacağı inşallah coğrafyada olur. İnşallah. Evet, bu da Tuva Cumhuriyeti'ndeki rehber arkadaş. Sovyetler, eski Sovyetler'de, yani Türk Cumhuriyetlerinde ya da Sibirya'daki hiçbir müzede Türk adını kolay kolay duyamazsınız. Bu görmüş olduğunuz kişi orada yabancılara İngilizce anlatırken onlarca kez Türk kelimesini kullandı. Ben de onu bekledim. Dedim sana teşekkür ederim. Ben dedim Rusya'da Türk olan hiçbir şeye Türk denildiğini duymamıştım. İlk defa sen söyledin. Ben de Türk'üm dedi. Sonra çıktık beraber kahve mavi içtik. İşte bize yardımcı oldu haritalardan nereleri görelim, ne yapalım falan diye. Notlarım da vardı ama ismini unuttum. Hatırımda değil. Tuva Cumhuriyeti Türklük konusunda, Türklük bilinci konusunda ne durumda derseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nden çok çok iyi durumda derim. Çünkü inanılmaz bir şekilde kiminle konuşsak hep Türklükten bahsediyor. Türklük bilinçleri çok fazla. Hani kendilerine Tuvalı diyorlar. Mehmet Ruslar Bey, bu akşam
Bu programda aslında hepimizin ve bu programı izleyeceklerin gönlüne su serpiyorsunuz. Türk dünyasının bu sıkıntılı günlerinde çok güzel müjdeler ve mesajlar veriyorsunuz. Yani Tuva'daki işte bu sizin elle tutulacak şekildeki Türklük bilincinin tekrar ortaya çıkmasını görmek gerçekten mutluluk veriyor. Üstelik bu da evet. Kırgızistan değil mi? Evet, bu da Bişkek'ten Atatürk Parkı. Evet, gerçekten de Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, tüm Türk dünyasının lideridir. Onlar da çok değer veriyor. Bize gittiğim yerlerde Atatürk'ü çok soran oluyor. Çocuk parkında oturuyorum, bir kız çocuğunu ablası getirmiş. Şey işte, biz orada konuşurken Türk müsünüz diye yanımıza geldi. Atatürk'ü sordu. İlk soru, Atatürk nasıl biri falan diye sordu. Evet. Yani bakın, bize karşı meraklılar. Onlar sormadan bizim bu işleri yapmamız gerekiyor. Evet, işte Atatürk'le ilgili... TİKA'nın kuruluş amacı bu değil miydi? Yani TİKA bugün Bişkek'te, Kazakistan'da ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde onların anlayacağı şekilde Atatürk kitaplarını bastırıp dağıtması gerekmez miydi? Yani bunları yapmak için kurulan TİKA şu anda ne yapıyor diye Türk milletinin kendi kendine sorması lazım. Buyurun efendim. Evet, bu sorunun bende cevabı var ama çok sert olur. O yüzden evet, söylemeyeyim bence. Evet, evet. Evet. Burası Atatürk Parkı işte. Atatürk'ün heykeli de orada ve buraya Kırgız Türkleri de geliyor, fotoğraf çekiliyorlar. Ben Kırgızistan Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi'nde de derse katıldım Zoom üzerinden. Bakü Devlet Üniversitesi'nin Türkoloji bölümünde derse katıldım. Birkaç gün önce gene Almatı'daki El Farabi Üniversitesi'nin Türkçe öğretimi bölümünde derse katıldım. Gerçekten Türkiye Türkçesi öğrenmek için çok büyük bir merakları var. İnsanlar dizilerden Türkçe öğreniyorlar. Ve herkes bize Atatürk'ü soruyor. Yani Atatürk kimdir dediğiniz gibi. Yani biz Atatürk'ü niye anlatmıyoruz onlara? Çünkü çok büyük bir iş yaptı. Hiç yapamadığı bir işi yaptı. Herkes sömürülürken biz ilk defa sömürülmeyen bir ülke olduk. Evet. Ve bu bizim Türklüğümüzden dolayıydı yani. Evet. Şimdi Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazanırken eleştirilere Gorbaçov şöyle bir cevap vermişti hatırlarsanız. Bu kadar köklü tarihi olan bir milleti daha fazla egemenliğimiz altında bulunduramazdık diyor. İşte o insanlar bunun farkına varmak zorundalar. Cengiz Aytmatov'un oğlu, biz onun müzesini gezerken Türklerin geldiğini haber almış ve bizim yanımıza geldi. Her müzeyi gezmeye gelene çıkmıyorlar evlerinden. Yani bizim için geldi. Biraz konuştuk, işte babanızla bir anınızı anlatın. Nasıl biriydi falan. Yani babamın dedi, Türkiye'yi çok iyi tanıyor zaten. Buradan daha çok durdu Türkiye'de dedi hani. Türkiye hakkında ne düşünürdü? Hep iyi şeyler ve olumlu şeyler düşünürdü. Birleşme konusunda ne düşünürdü? Hayatının en büyük idealiydi gibi şeyler de söyledi. Yani Cengiz Aytmatov aslında Türk dünyasının, dedim yani Çoros Gürkin, Cengiz Aytmatov, petroglifler, kurganlar, bunlar bizim Türk dünyasının ortak değerleri. Türk devletleri bugün Türk Keneşi olarak kuruldularsa, bunlara birlikte artık ne yapacaklarsa, bilim adamı heyeti kuracaklar, birlikte ekonomilerini belirleyecekler, birlikte bu bölgeleri kazacaklar, çalışmalarını yapacaklar. Daha on binlerce kurgan vardır Sibirya'da, hiç el değmemiş. Evet. Mutlaka bizim de yapacağımız bir şeyler olmalı. Muhakkak. Şimdi Cengiz Aytmatov'un kendisine Türk milleti olarak ne kadar sahip çıktık, ona ne ödül verdik, ona ne konuşmalar burada yaptırdık ki oğlu için bir şey söyleyelim. Aslında onlar büyüklük ediyorlar. Yani Cengiz Aytmatov'un bile hastalanıp bir başka ülkede ölmesi bile Türkiye'nin ayıbıdır. Madem bu kadar çok gelişmiş güzel tıbbımız vardı, neden ona sahip çıkamadık? Onun anısına yapılan ne var? Bence hiçbir şey yok. Kitapları niçin okullarımızda okutulmaz? İşte eğer edebiyatsa olay, edebiyattaki ödül ise Sovyetler zamanında bile oranın en iyi edebiyatçısı unvanını kazanmış olan bir insanın işte maalesef durumları bu. Ama ben gene de sizden bugün çok olumlu mesajlar aldığımız için çok memnunum. Siz kendinize bu yolların delisi falan demişsiniz ama siz aslında yolların en akıllısınız. İnşallah sizi gibi
bir tane, 10 tane, 50 tane, 100 tane değil 1000 tane daha Anadolu'daki gençlerimiz bu işe gönül verirler. Çünkü oralar bizimse irtibat kurmamız lazım. Yani Türklerin mezarları kazılıyor, yüzlerce insan çalışıyor, içinde bir tane Türk yok. O nasıl şeydir? Öbür taraftan 200 küsur üniversitemiz var diye övünüyoruz. Yani bu üniversitelerin tabii ki hepsinde tarih bölümü yok, arkeoloji bölümü yok ama olanları da Türk tarihine sahip çıkmayacaklar da neye sahip çıkacaklar? İşte Atatürk daha 1920'li yıllarda bir gün Sovyetler dağılacak. O dağılma esnasında oradaki kardeşlerimizle irtibat kurmuş olmamız, onlara sahip çıkmamız lazım diyor idi. Sonra işte nasıl sahip çıktığımız ortada. Hep söylerim. Azerbaycan'dan gelen Türk milletvekillerine bu Türkçeyi siz nereden öğrendiniz diyen bizim kendi milletvekillerimizin de utancını da yaşadık. Siz çok güzel bu akşam mesajlar veriyorsunuz. Oradaki sizler sayesinde işte oraya gidip gelen arkadaşlarımızın temasları sayesinde çok şey öğreniyoruz. Ve oralar biz gittikçe bizim olacaktır. Zaten ata yurdu diyoruz. Burası ana vatanımızsa orası da ata vatanımız. Buyurun, bu da onların bahçesi galiba değil mi Cengiz Beyler? Cengiz Aytmatov'un evinin bahçesi, bir bozkurt var. Bu bozkurt biliyoruz ki sıradan bir hayvan değil. Kendini Türk hissettiği için oraya bozkurt dikildi. Ve evi Kırgızistan Cumhurbaşkanı konutuyla yan yana. Sanatçısına değer vermek de budur aslında. Evet. En büyük yazarı Cumhurbaşkanı'yla eşdeğer görüyorlar ki evleri yan yana. Evet. Şimdi benim birçok şey dilimin ucuna geliyor ama söylemek istemiyorum. Evet, onlar o değeri ona verdiler ama bizdekiler ona ve onun gibi olan aslında Türk milliyetçilerine, sanatçılarına, ilim insanlarına nasıl değer verdikleri ortada. Evet, buyurun. Evet. Bu sizin gene grupla çekilmiş çok güzel. Evet, bu Tanrı Dağları'nda çıkmış olduğumuz. Burada sadece aslında arkeolojiye ya da Türk arkeologlara yüklenmek yerine bu işin içine müzik bölümü hocalarını, sosyoloji bölümü hocalarını da katmak lazım. Tabii. Ön Türklerin sosyolojisini inceleyen bir tane bilim adamı olmaz mı Türkiye'de? Ya da gırtlak müziği, bizim atalarımızın müziğidir bu. Altay Kayları ya da Tuva Hömeyleri ile ilgili müzik bölümlerinde neden bir tane çalışma yapılmaz? Evet. Yani ben, şimdi arkeoloji bölümlerini hep konuşuyoruz ama diğerleri de aslında böyle olmalı. Sadece evet. Türkolojinin ya da tarihin konusu değildir bu. Oraların müziklerini kim inceleyecek? Bakın ben Tuva'ya gittiğim zaman bir adamla tanıştım. Pizzacı da. İşte vejeteryan pizza istiyor ama bir türlü anlamıyorlar. Ben anlattım artık Türkçe olarak. Patçat onların Türkçesiyle de. Dedim ki hani şey et istemiyor, et olmayacak dedim içinde. Et yok falan dedim. Adama dedim ki bizim masamıza buyurun. Bizim masamıza geldi. Yanımda da tuvalı bir arkadaşım var. İşte ne yapıyorsunuz burada falan, kimsiniz falan dedim. Almanmış. Adam Alman opera sanatçısı. Tuva Hömey'i öğrenmeye gelmiş. Gırtlak müziği öğrenmeye gelmiş. Sonra biz o ara başka bir konu aynı adamla ilgili. Biz arkadaşımla zaman zaman böyle Türkçe'de konuşuyorduk. Zaten Türkçe anlaşmaya çalışıyoruz. O Tuva Türkçesi, ben Türkiye Türkçesi ama ben biraz tabii yaklaştırarak onlarınkine konuşmaya çalışıyorum. Birkaç cümle böyle konuştuk ve anlaştık. Adam bize baktı. Siz nece konuşuyorsunuz dedi. Türkçe dedim. Sen Türkçe biliyor musun dedi ona. O dedi ki benim dilim zaten Türkçe. Adam Tuva Cumhuriyeti'ne gelmiş ve Tuvalıların Türk olduğunu bizden öğrendi. Büyük bir üzüntü yaşadı orada. Gözlerinde okudum onu. Yani Türkçe konuşup anlaşabilecek kadar Türkçe konuştuğumuz için üzüldü o adam. Şimdi o adam oraya gelmiş müzik öğrenmeye çalışıyor. Evet, bir tek Feyzan hanımefendi o bölgenin müzikleriyle ilgili bir çalışma yaptı. Ama bu da çok yeni bir çalışma. Yani hem sosyoloji hem müzik bölümleri hem arkeoloji bölümleri o bölgelerle ilgili çok büyük çalışma yapmak zorunda. Ön Türklerin sosyolojisini niye hiç kimse çalışmaz acaba? Evet. Ya da müziklerini? Maalesef. Kurganlarda müzik aletleri de çıkıyor. Evet, burada da Tanrı Dağları'nın zirvesindeyiz. Atsız zirvesi. Oraya Sovyet döneminde Uçitel, yani öğretmen zirvesi denmiş Rusça.
Bizden önce çıkanlar Atsız Zirvesi dediği için biz de Atsız Zirvesi adını koyduk. Evet. Evet hocam. Çok güzel. İlave etmek istediğiniz başka bir şey var mı Mehmet Bey? Yani o bölgelere gidecek arkadaşların kesinlikle yaptıkları hareketleri, en ufak bir yanlışlarının aramızda kurmuş olduğumuz köprüleri yıkacağını, yapmış olduğumuz en küçük bir iyiliğin, en küçük bir düzgün işin de aramızda yeni köprüler kuracağını bilmeleri gerekiyor. Avrupa'ya veya dünyanın herhangi bir yerine turistik gezi yapar gibi o bölgelere gitmeyi düşünenler zaten gitmesinler. Onların kalbini kıracak olanlar gitmesinler. Bizim o insanları kazanmaya ihtiyacımız var. Çünkü geleceğinin büyük Türk dünyasını görmek istiyorsak haritada, şimdiden daha hiçbir şeye başlamadan işte Türkiye'den 3 kişi geldi, şöyle kötü insanlardı demek yerine, ya biz Türkleri tanıyoruz, onlar mükemmel insanlar demeleri köprüleri daha da sağlamlaştıracaktır ve aramızdaki bağları kuvvetlendirecektir. Giden insanlar bunlara dikkat etsin lütfen. Cimrilik yapmasınlar, pazarlık yapmasınlar. Alacağı bir tane şeyse 50 tane yere sormasınlar. Alsın geçsinler ya da almasın onu yani. Türkler cimri dedirtmesinler. Çünkü gittiğimiz zaman görüyoruz böyle şeyler kulaklarımıza geliyor. Ya da daha kötüsü, buna bilim adamlarımız da giriyor. Oraya turist olarak gidenler de geliyor. Oralarda birazcık uçkurlarına sahip olsunlar. Yani Türklerin en büyük handikapı bu. Bizim en kötü anılma şeklimiz bu maalesef. Biz gittiğimiz zaman bize şunu diyenler de oldu. Biz Türkleri böyle tanımıyorduk diyenleri de duyuyoruz. Bu bizi sevindirmiyor, üzüyor. Evet. Oktay evet. Sinanoğlu Bey Kazakistan'a gittiğinde ona atla gittiniz, uçakla geldiniz demişlerdi. Dediğiniz gibi buradan gidenler tabii ki atla gelenlerin çocuklar olduğunu unutmamalı. Tabii ki gene onlar atla gitmeyecekler, uçakla gidecekler. Arada çok büyük zaman farkı var. Ama dediğiniz gibi bu mesuliyeti taşımak lazım. Oranın gittiğiniz zaman gerçekten tabiatın güzelliği ve insanlarımızın doruluğu ve iyiliği karşısında şaşkına dönüyorsunuz. Ama öbür taraftan da tarihi değerlerimizin maalesef ve maalesef bundan önce hırsızlar tarafından, şu anda da diplomalı hırsızlar tarafından araştırma adına çalındığını biliyoruz. Ama burada da en fazla suçlayacağımız gene kendimizin olması lazım. Siz sosyolog dediniz. Hiçbir konuda yeterli derecede buna önem verilmiyor. Yani eğer konu ekonomi ise o bakımdan dahi gittiğiniz zaman oradaki en kıymetli madenlerin Batılılar tarafından hala işletildiğini biliyorsunuz. Hatırlarsanız bundan 20 sene kadar önce Türkmenistan Türkmen gazının münakaşasını almayıp onu Rusya üzerinden mavi akım olarak almamız, bu gibi konular evet inşallah geçmişte kalacak. Sizler gibi genç arkadaşlar önümüzdeki dönemde bu gibi problemleri Türkiye'ye yaşatmayıp Türk dünyasının ekonomik olarak, kültürel olarak bir olması gerekir. Herkesin devleti var. Devletlerin birleşmesi gerekmez. Herkes kendi devletinden memnun olabilir. Çünkü artık bundan 1000 sene önceki gibi imparatorluk devrinde değiliz. Ama nasıl Avrupa Birliği 3 umde altında birleşmeye çalışıyorlar. Önce Hristiyanız, Roma hukuku ve Yunan kültürü diyorlar. Bizim de Türk dünyasıyla dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız ve kültürümüz bir. Onlarla birlik olmak her şeyden önce tarihi bir zorunluluk, artı yaşayabilmemiz için de bu önümüzdeki dünyada gerekli bir durum. Siz bu konuda çok faaliyet göstermişsiniz. Tekrar size teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah sizi takip edecek olan gençlerimize bu gece örnek olmuşuzdur. Ağzınıza sağlık diyorum. Bundan sonraki seyahatlerinizin neticelerini ileride gene konuşmak dileğiyle iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere.